Değerli izleyiciler, bugün farklı bir konseptle karşınızdayız. Normalde benim çıkıp yorum yapmam beklenen bir anda veya bir programda bugün bir konuk ağırlıyoruz. Niye dersiniz? Gündemden ötürü bu konuğu ağırlamak gerektiğini düşündük. Ve daha önce de defalarca program yaptığımız ve bilgisine, terörle mücadele konusundaki hakimiyetine, ee, ve bunun dışında Türkiye'nin stratejik konumuyla ilgili de bütün değerlendirmelerine açıkçası çok önem verdiğimiz e, emekli general Sayın Osman Pamukoğlu bugün e, bizlerle beraber ve hem son e, 12 şehit verdiğimiz peş peşe iki saldırıyı konuşacağız. Ama asıl eksenimiz bu değil. Yani çünkü bugün bakıyoruz televizyonlarda hangi kamp nerededir, ne nerededir, coğrafyayı bilmeyen, bölgeye büyük ihtimalle üzerinden uçakla bile geçmemiş bir takım isimler yorumlar yapar, stratejik değerlendirmeler yaparken, e, biz sadece bununla sınırlı konuşacağız. Bunları da konuşacağız ama bununla sınırlı kalmayacağız. Daha geniş bir açıdan bakmak gerektiğini düşünüyoruz. Çünkü... Türkiye bugün farklı bir stratejik noktada. Bölgedeki değişiklikler, Türkiye'nin kendine yeni alanlar arayışı, Türkiye'yi NATO'dan dışlamak isteyen bir takım ülkeler, Türkiye'de NATO'dan çıkılmasını isteyen bir takım çevreler, BRIC'le görüşmeler, Rusya'yla yakınlaşmalar, İran'la yakınlaşmalar, İsrail-Gazze gerilim ve gerilimin artacağı yoldaki izlenimler, yeniden şekillenen işbirlikleri, çok önemli bir değişim arifesinde olduğunu gösteriyor Türkiye'nin ve yeni risklere karşı karşıya olduğunu gösteriyor. Bu Bugün Sayın Pamukoğlu ile bütün bunları ele alacağız. Umarım siz de bilgilenir ve Pamukoğlu'nun bu konudaki tecrübesinden faydalanırsınız. Komutanım hoş geldiniz. Teşekkür ederim. İyi yayınlar. Sağ olun. Hiç değişmiyorsunuz. Estağfurullah. Haftaya <laughs> Sağ olun. Kaç sene oldu yemekli oldu? 20. Hala bir efsane ol olmak 20 sene sonra kıymetli bir şey e, olsa gerek. Geçenlerde sizin e, bölgedeki e, aktif döneminizle ilgili yazılanlar okuyunca böyle hatta biraz da gözlerim de doldu. E, bunun için size ayrıca teşekkür ederek sağ olun. Komutanım şimdi şeyi konuşacağız. 12 şehit verdiğimiz olayı, o olayın e, cereyan ettiği koşulları. E, mevcut yürütülmekte olan veya yürütülmekte olduğunu zannettiğimiz operasyonla ilgili eleştirel yaklaşımları ne kadar doğru ne kadar yanlış yapıldığını sizin bölgedeki tecrübeyi alarak konuşacağız ama ondan önce ben daha geniş bir meseleye bakmak istiyorum. Bugün Türkiye'nin etrafında çok ciddi sorunlar var. Bir, Hemen altımızda Suriye'de Amerikan destekli bir Kürt devleti oluşturulma e, çabaları var. Ve bu çabalardan ötürü de aslında terör örgütü oraya zarar gelmesin diye bu tarafta biraz daha dikkatli, biraz daha az saldırgan bir tutum içerisinde görünüyordu. Bu saldırı biraz e, sürpriz oldu. Eğer onlar tarafından yapıldıysa, onda kim, kimin tarafından yapıldığını da tam olarak net olarak da bilmiyoruz. Onları da soracağım size. Siz bir bölge değerlendirmesi yapar mısınız bize? bölge değerlendirmesinde Türkiye kuşatılıyor. Bunu batıdan başlamak lazım. Ee, Ukrayna-Rusya savaşını ve coğrafyayı geçelim. Hemen altta Balkanlar. E, Romanya, onun altında Bulgaristan. Dede Ağaç'tan itibaren başlayan ve bütün kıta Yunanistan'ı saran ve Girit'te biten Amerikan üsleri. E, bu bizi e, Avrupa'dan tecrit, yani siz e, bir Asya ülkesisiniz e, düşüncesine veya zehabına götüren hareketler. E, üstelik Kıbrıs'a da el attı. Orada üst kurdu Amerika. Ve e, Güney Kıbrıs'ta Rum tarafını ambar yıllardır ambargo uyguluyordu. Onu da kaldırdı. kaldırdı. Batı'dan şöyle baktığımızda, ee, Romanya'nın daha üstünde bu e, Ukrayna ve Rusya savaşı Macaristan ve tabi ve daha kuzeyde e, bu işte Finlandiya'nın ve e, İsveç'in e, NATO'ya dahil edilme meselesi şöyle coğrafya haritayı gözümüzün önünde getirince e, Finlandiya, İsveç, e, Ukrayna yani Doğu Avrupa onu Balkanların doğusu belirttiğiniz gibi e, Romanya, Bulgaristan, Dedaç, e, kıta Yunanistan'daki adalar ve Girit adasındaki üs. Komutanım şimdi bu çok belirgin bir şekilde yani bunu e, Türkiye'de bir hat çiziyorlar. Bir yani. orta yani Orta Atlas diye haritaların bulunduğu biliyorsunuz. Daha bizim ilkokullardan itibaren okuduğumuz haritaları gözümüzün önüne getirdiğinde bu hattı görmemek mümkün değil. Şu Dede Ağaç'taki üssü de Fatih Bey. Üst, Orası üss mü daha öte bir şey? Yani. Bana göre ordu. Yani binlerce tank ve zırhlı araç var. Sayısı helikopter var. Bir şeyden söyleyeyim tarihte. Şu Birinci Dünya Harbi'nden sonra... Mondros Mütarekesi'nde 30 Ekim 1918'den sonra bir hafta sonra İngilizler İstanbul'a gelmişti. İngiliz ordusu da Dede Ağaç'tan İstanbul'a gelmişti. Şimdi İngiliz'in yerine Dede Ağaç'ta Amerikan ordusu var. Şöyle de bir şey var. Biraz da güncel olduğu için söylüyorum. Bu kent depremi bekliyor her an. Bunu artık bilmeyen yok. Yani Bir laf vardır. Mısır'daki Sağır Sultan da biliyor derler. Şimdi böyle bir şey yani Allah göstermesin böyle bir şey temenni ederiz ama bunun ne olacağı belli yani sonuçta doğal bir şey ee, afet, afet geliyor. Şimdi İstanbul'da böyle bir depremde ben de Piyade Okul Komutanıyken 2020'de Selimiye Kışlası'nda böyle bir seminer yapıldı ve şey uzmanlar da katıldı. Japon uzmanlar da bu Gölcük depreminden sonra işte sismik araştırmalar falan çıktı bir sonucu. Ben piyade okul komutanı olarak niye orada oluyorum? 2002'de. Evet. Niye orada oluyorum? Oluyorum. Ee, işte şey lazım yani askeri birliklere verilen bölgeler var. Yani bana da piyade okul komutanı olarak ne düşünüyorum? Yani çünkü benim elimde de 400 teğmen var, 500 as subay adayı var, 1400 yedek subay var. Özel birliklerimiz falan filan var. Ben o nedenle katıldım. İşte orada da e, söylendi yani 30 yıl var dendi aradan işte yani hesaplarsak geriye kaç gün işte, yıl kalıyor 6-7 yıl kalıyor kabaca şuraya getirmek istiyorum böyle bir depremde Amerika yardım edeyim diyecektir veya hükümet talep edecektir etmek zorunda kalabilir veya hiç etmedik e, Boğazlar bizim egemenliğimizde ama Boğazlar uluslararası su yolu. Buranın yönetimi sevk idaresi lazım. Boğaz trafiğinin. Boğaz rejimi diye bir şey var. Bunun yönetilmesi gerekiyor. Biliyorsunuz biz Lozan'da bunu alamadık. Montreux'de bu şey e, yani egemenliği... Lozan sonrasında Boğaz'ı Boğazlar Komisyonu'na bırakmışlardı. Biz Montreux'de bu uluslararası komisyondan kurtulup Boğazları kendi toprağımız sahne getirebildik. Aynen andık. Bu oldu. Şimdi büyük deprem dedi. E, bunu her an talep edebilirler. Tekrar bir boğazlar evet, komisyonu. Boğazlar komisyonu edebilirler. Dede Ağaç'ta bekliyor. Siz Dede Ağaç'taki Amerikan birliklerinin hedefinin aslında Türkiye olduğunu düşünüyorsunuz. Bir, 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 kur, kur, konuşlarına bakarsanız konuş biraz yukarıdan başlatırsak yani Romanya'dan başlatırsak, Romanya, Bulgaristan, Dedağaç, Kıta Yunanistanı ve Kıbrıs. Bunu gözünün önüne getirirseniz ve Amerikan bayraklarınızı koyduğunuz an. Bir de şu var, Fırat'ın doğusunda işte bu biraz sonra konuşuruz bu YPG falan diyorlar. Hani PKK ismi fazla şey oldu artık e, deform oldu, oldu diye tam öyle söyleyeyim. Onu kullanmak istemiyorlar. YPG falan diyorlar. PKK'nın ta kendisi. Oraya da bayrakları yerleştirin. Irak'taki üstlere de bayrakları yerleştirin. Gürcistan'a da Amerikan bayrağını koyun. Bizim Malatya Küreci'ye de Amerikan bayrağını koyun. Yanında İsrail de var koyun. Ve böyle bakın. Yukarıda Ukrayna, Rusya ve bu üstler. Onlara bakarsanız işte efendim Rusya Rusya'ya karşı. Niye? Rusya niye karşı? Rusya 30 yıllık geçmişi olan, 8 yıllık ordusu olan Ukrayna'yla ile baş edemiyor. Şu an ne demiyor? 180-200 bin asker yiyordu oraya Hutu'da. Bir de Şubat ayında tuttu kış koşullarında falan. Savaşın bile bir mevsimi vardır. Onu bile ayarlayamadı. Üstleri Gotonbas bölge aşağıda her sonunda kaldı. Bu 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 bu, Rus bu Rusya, seçimi, karşı. Bu Rusya için mi şey yapıyor? Ne Rusya ne? 143 milyon nüfusu var. Nesi var Rusya'nın? Rusya petrol demek. Aşağıda e, ki e, petrol hesapları e, vesaire yani Arap ülkeleri, Suudiler üzerinden yürütülen yani Rusya'nın eğer bir varilini e, 100 dolar çek, Rusya'nın işi biter. Biter. Yapmıyor. Ama onu yapmamasının sebebi var. Onu anlatacağım. Rusya Doğu Avrupa'da kitledi. Böyle bir Rusya ne yapacak? Romanya'yı aşacak. Şey aşacak, söyleyin. Bulgaristan'ı aşacak, Yunanistan'ı aşacak, Gede aşacak. Bütün kıta Yunanistan'ını geçecek. Girt'e gelecek. Oradan Kıbrıs, zaten Kıbrıs'ta da üstleri var. Bu mu Yunanistan? Ya bu çocuklara masallar. Onlara iyi gelebilir. Ben çocukların da inanacağını zannetmiyorum. Bu her şey o kadar çok net. Ha ben bunu defa da söyleyeyim de her seferinde kendine kendini stratejist diyen isimler alakası yok. Bu hedef Türkiye olamaz orada falan dediler. Niye dayanarak söylüyor? Bilmiyorum onları. Ben söyleyeyim. söyleyeyim. Rusya'nın ya Amerika'nın esas meselesi Pasifik. Pasifik'te hazırlanıyor. Ben 2019'da bir kitap yayınladım. Üçüncü Dünya Savaşı isimli kitap. Bu kitap Fatih Bey 40 günde 44 ülkede 408 medya kuruluşunda yer aldı. Haber oldu. Çinde 144 kere. Rusya'da 182 kere yayınlandı. <laughs> bu, bu, bu kadar açık. 19, şey, e, yani, bin, e, 2019'da yayınlandı bu kitap. Bütün mesele şu. Amerika'yı Doğu Avrupa'da kitliyor. Ha, bu kitap şunu da yazıyordu. Diyordu ki Baltık'tan itibaren, Baltık, Doğu Avrupa, Balkanlardan ve şey üzerinden yani Orta Doğu hattı zayıftır. Her an kırılacak. Kitap yazıldıktan iki yıl sonra hat kırıldı orada. Adı, bunu, 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 şunun için söylüyorum. Amerika Rusya'yı Ukrayna üzerinde sabitledi. Orta Doğu'yu onun için geri bölge oluyor ve halk tabiriyle kuyruk kısmı. Çünkü aklı fikri Pasifik'te. Pasifik'te, aklı fikri Pasifik'te. Çin Tabii Çin. Kesin Çin. Yani Tayvan, Mayvan meselesi biraz köpürüyor, köpürüyor ama savaş için bir şey bahane yani bir uçak düşürmek, bir balıkçı teknesini batırmak, bir hudut ihlali bile yetebilir. Bu e, Avustralya, İngiltere, Amerika ittifak yaptı, askeri ittifak. Amerika, İngiltere, Hindistan, Amerika, e, Amerika, İngiltere, e, Japonya ittifak yaptı. En son Hindistan da aldılar. Evet, son. Aldılar. Ne oluyor? <laughs> Her şey hazırlık. Gözümüzü pasif diktiğimizde İstiyor ki Doğu Avrupa'da e, sabitlik olacak. Böyle içiş kakış falan olmayacak. Hiçbir şeyi köpürtmeyin. Orta şeyde de, Orta Doğu'da da olmayacak. Orta Doğu'da olmaması için ne yaptı? Bu Arap şehlikleri, krallıkları, emirlikleriyle <laughs> Mısır'ı, Türkiye'yi, İsrail'i yan yana getirmeye çalışıyor. Yapmıyor muydu bunu? Ta ki Mossad düğmesine basılıncaya kadar. O ne? Kim bas? İran. Çünkü bu İran işine gelmez. Bunlar hepsi Suni devletler. Suni devletler. Ve bozdu. Nasıl bozdu? Yani şu anda dağıldılar. Yani siz Hamas saldırısını... Hamas saldırısının başlama sebebi sır bu e, Arap emirliklerinin, Arap krallıklarının ya İsrail beraber, olan İsrail ile Türkiye iş yani bir nevi o da bir siyasi ittifaka doğru gidiyor. Askeri ittifak olacağını zannetmiyor mu? Siyasi ittifaka gidiyor. Onun önünü kesti. Mossad düğmesine basarak kesti. İran. Çünkü İran İran yetkilileriyle konuşun. Yani bu işi bilenlerle ama konuşun. Şunu söyleyecekler. Şunu söyleyecekler. Biz topraklarımızı biz topraklarımızı uzaktan koruruz. Ne demek bu? Zagros Dağları'ndan itibaren Haçlı Şabi, Hizbullah, İslami Cihat ve tam onların paralelinde olmasa bile onların işine yarayabilecek gibi Hamas diye bir örgüt var İsrail'in güneyinde. Şii olmayan ama destekledikleri bir örgüt. Tabii. Tabii yani İran bunda çok saklamıyor. Şöyle saklamıyor. Diyor ki söylüyorum. Saklamıyor yani. Evet ben lojistik destek vesaire sağlıyorum. Yani ikmal vesaire yapıyorum ama e, ben diyor e, bunun şeyi değilim. Yani e, tam Sorumlusu da hamisi değilim, değilim gibi bir şeyler. Evet. Ya yani bu da e, diplomatik ağızda böyle şeyler söylüyor ama esas sebep bu. Zaten önce gün <laughs> e, bölgede e, Lübnan'da değil mi şeyi vurdular. E, İranlı bir genelli e, yani, yani siz Amerika'nın bir yandan Türkiye'yi sarmaladığını ve bir olası deprem veya Türkiye'de bir istikrarsızlık durumunda İstanbul'a kadar müdahale edip boğazının kontrolünü almayı düşündünüz. İstanbul meselesinde normalde bu felakete duçar alan, muhatap olan ülkenin bir dış yardım talebi olurdu o dede açlı bekliyor normal olarak oradan. Yani geldi. onlar bir olası İstanbul depremini bekliyorlar diyorsunuz. E, İstanbul depremini hesaplamalara mümkün değil. Hesaplamamaları. Hayır, yok böyle bir şey. Bir şey daha var. Bu Boğazlar rejimini kim yönetecek? Diyecek ki bizi siz... İstanbul depremi o denli bir sıkıntı yaratır mı e, Yani benim piyade Okul Komutanıken katıldığım o seminer ve konferansı evet yaratacak. Köprülerde bile yaratacak. Bu arada mesele şu, çok kuvvet lazım, askeri kuvvet. Düzeni sağlamak. O için. zamanlar, o askeri kuvvet olmadan mümkün değil. Yani bu sivil kuruluşlar, işte AFAD, diğer bir, bir sürü itfaiye vesaire var ama İstanbul için onlar devede kulak. O dönemde e, Trakya'da 5. kolordu, 2. kolordu, İzmit'te 15. kolordu gibi böyle büyük... Kuvvetleri elinde bulundan yani Amerika işgal eder demiyorsunuz. Amerika yardım bahanesiyle girer e, diyorsunuz. Bu öyle gelen, şey öyledir. Yani nasıl söyleyeyim? İşin nazik kısmında, yani diplomatik kısmında o şekilde olacaktır. Ama şöyle bir şey var. Efendim ben onlardan hiç yardım istemiyorum. Yani yani tırnağı olan başını kasın. Ben elimden geleni yapıyorum ben. İstanbul depreminde bir dış yardım biri yapıp mayı talep yani bildiri de size bunu kabul etmemeniz gibi bir şey şeye sahip değilsiniz siz. İmkana sahip değilsiniz. Ama burada Boğazlar diye bir şey var. Boğazların sevk idaresi, Boğazlar rejiminin yönetimisi var. Burada e, sıkıntıya düşülür mü? Düşülmemesini düşünmek mümkün değil. Yani düşüleceği belli. Çünkü köprüler de sıkıntı var. Özellikle bir numaralı köprü. <laughs> De sıkıntı var. Çok miktarda askeri birlik lazım. İstanbul için. Peki bu kabus senaryosu e, apayrı bir şey. Biraz aşağı doğru gelelim. Siz e, Suriye'deki bir e, PKK devleti kurulma çabalarının ne aşamada olduğunu düşünüyorsunuz? E, şöyle, her geçen gün hızla ilerliyor. Yani artık herkesin bildiği 70 bin kadar şey var orada. E, PKK'lı var. Ee, 70 gene, bin kadar. 70 bin kadar. fazla olduğu da söyledi ortalama. 70'i bırak Fatih Bey. 50 bin olsa da fazla. 50.000 yani 50 bin kişi normalde bir ordu değil mi? Tabii ordu. Tabii ordu yani. Şimdi e, askeri eğitim veriyor. Yani tatbikatlar, manevralar, o klasik şeyleri, programları uyguluyor ama mesela PKK'ya tank eğitimi ne demek? Havuz olması demek. Tank eğitimi veriyor mesela. PKK'ya işte e, e, helikopter eğitim veriyor. Zırhlı araçlar konusunda eğitim veriyor falan. E burada ne, ne kalıyor geriye? Yani e, her, silah sistemleri zaten var. Yani her çeşi... Bir de hava kuvvetleri. Şey. Bir de sürekli tatbikat yapıyorlar. Sürekli tatbikat, sürekli tatbikat, sürekli tatbikat yapıyorlar. E şimdi Amerika'nın o kitapta şey de yazıyor. Amerika Orta Doğu'daki e, siyasi hedefi, nihai siyasi kesinlikle bu bölgede bir Kürt devletini kurmak. Bu Kürt devleti meselesi onun bir şeyi. Yani artık bir ideali. E niye Kuzey Irak'taki yetinmiyor da bir tane orada kurmaya çalışıyor? Kuzey Irak yetmez. Kuzey Irak yetmez. Kuzey Irak'ta konuşuruz Kuzey Irak'ı biraz sonra da. Kuzey Irak'ı şey için de konuşacağız. Yani kamplar vs. Şey için. E, Fırat'ın doğusunda e, bu işi daha da köpürttü. Büyüttü. E, dikkat ederseniz haftayı geçmez, gün geçmez, ay geçmez yani Amerikalı generaller orada. Onlarla evet beraber. Oldu. Yani Bir de oraya bir lider şey yaptı. Evet. Masum Kobani diye biri. Evet. Onu Beyaz Saray'da karşılıyorlar. <laughs> Onu şeyde karşılıyorlar. <laughs> Söyleyin. Fransa'da karşılıyorlar. Meclislerinde konuşturuyorlar. Kongrelerinde konuşturuyorlar. Yani bu artık daha ne nasıl bir şey yapması lazım. Yani <laughs> efendim bu böyle değildir de, de, denilebilecek bir hal durum var mı? Yani böyle Peki Amerika bu, bu nevi şeylerde e, durumu değerlendirip bazen satar. Mesela daha önce benzer bir Kürt e, oluşumunu e, hatırlayacaksınız 1960'larda. Önce gaza getirdi, sonra bıraktı gitti. E, yine yapmaz mı öyle bir bu, şey? bu vay bu bu defa büyük iş. Öyle vay, mi? Vay çok bu çok daha büyük, mı ciddi büyüdü tabii. İbnim Türkiye açısından riskleri nedir? Türkiye, yani bu kurulduğu andan itibaren, yani bunu kurmak için elinden gitti, bunu Amerika yapmıyor ki sadece onun Amerika, Amerika nerede varsa yanında mutlaka İngilizler vardır. Hı -hı. İngilizler görünmez. Evet. Yani orada da. Orada. Akıl hocası İngilizlerdir. İngilizler sadece İngilizler değil ki, Fransızlar da aynı, Ruslar da aynı. Ben hatta bir şey söyleyeyim. Ben piyade okul komutanıyken Fransız piyade okul komutanının bir daveti vardı. Ben de gittim. Beş gün kadar okulda kaldım. Fransa Piyan Okulu'nda. Sadece siyasileri değil. Bunu onun için anlatıyorum. Askerlerin de. Ee, bir 80 kişi kadın erkek aile toplantısı bana hoş geldin diyecek. Çıktı. Bu genel, tüm genel Piyan e, dedi ki kaldık ve 2000'lerde oldum. Genel dedi. dünya beni ölecek. Sizin dedi şöhretiniz, Kürdistan dağlarında Kürt gerillere karşı elde ettiğiniz büyük başarılardan kaynaklanıyor diyordu. Ben Fransızca bilmediğim için yanında üstüme vardı tercüme. Söyledim ona. Hemen bu lafları geri alacak. Burayı terk ederim. Kızardı, bozardı, kızardı, bozardı, kem etti, küm etti. Bunu niye anlatıyor? Generalleri bile öyle. Kürdistan. Kürdistan dağları. Kürdistan dağları. Böyle anlatınca daha insanların aklına hani soyut şeylerden değil fiili şeyler. Almanya'sı da öyle. Fransa'sı da öyle. Rusu da öyle. Herkes öyle. Olmayanı söyler misiniz? Olmayanı yok. yok. Ve öyle bir devlet Ortadoğu'da şey için yani onu e, tampon diye da düşünüyor bu Farslara, İranlara karşı. Öyle bir devleti Ortadoğu'da gelecekteki sıkıntılarda yararlanabilmek için yani tam gene tampon ve gene destek diye İsrail için ne düşünüyor. Yani İsrail'in önüne bir savunma kalkanı olarak yerleştiriyor o hem orada or kuracağı see, Kürt devletini veya tabii. devletlerini. Yani, bir, İran da şey tamponluyor oradan. Yani İran'ın yani, İsrail İsrail'e karşı. Evet, İsrail'in İran'a karşı tabii, tamponu başka karşı dedi. Elbette ki İsrail e karşıyor. Peki yine benzer bir şey gelir. Gazze'deki çıkan savaş. Siz e, şu anki çalışma ortamı. İşte İsrail orada çok ciddi bir sivil kıyımı e, yapıyor ve e, şu anda dünya kamuoyuna da hedef haline getirdi kendini İsrail. Artık destekleyen hemen hemen kimse kalmadı İsrail'i ve İsrail'de bir e, yönetim değişikliğine doğru gidecek gibi duruyor olay. Başına da, da olacağını tahmin etmiştik zaten. Peki bu İsrail'in bu Gazze'ye yönelik saldırısı ne mana ifade ediyor bölgesinden? Kamuoyu iyi e, tamam kamuoyunun dünya kamuoyunun tepkisi var ya, hükümetler, hükümetler aynı Hükümetlerin yani, yani, değil. hükümetler, de hükümetler böyle yani artık yeter falan demiyor. Yani şey, e, Birleşmiş Milletler'den karar bile çıkmıyor. Yani ateşkes kararı veya barış bilmem görüşmeler bile çıkmıyor. Yani o hala daha mı konuşuyor? Evet. Şimdi bu savaş eşi menendi görünmemiş. Rezilliğin Pespayeliğin tam tabiriyle söylüyorum. Böyle bir şey olamaz. Ölenlerin 170 çocuk ve kadın. Evet. Bu savaş falan değil. Bu, bu resmen katliam bu. Soykırım veya katliam. Bu, bu Böyle bir şey olamaz. Bu savaşla falan bunun ilgisi yok. Ama Hamas'ın düğmeye basması onun Gazze'yi işgal etmesine de bir vesile ve sebep ve gerekçe doğurdu. O yüzden de başından beri acaba Hamas e, bunu İsrail'in talebi isteği yönlendirilmesi yaptığı bir şüphe var herkeste. Şimdi e, e, bu İsraillerin eğer bunun bilgisi var da bir tepki veremediyse İsrailler için vatan Hayır yani. saldırmak için bir koz olarak kullanmak maksadı. Yani biz belki 300 500 kişimiz ölür ama oraya da gider Gazze meselesini çözeriz. E diye. ama ben daha bir, bir daha yine yani aynı konu minvalinde bir şey söyleyeyim. Şimdi nasıl oluyor da Mossad'ın haberi olmuyor? Değil mi? Genelde mümkün olur. Evet, tamam. Veya mi 6in haberi olmuyor veya efendim CIA'in haberi olmuyor. Ama ben bir şey söyleyeyim. İngilizlerin adada, Kıbrıs adasında iki tane üssü var. Biri Rum tarafında, Dikelya, bizim tarafımızda da Agrotur. Burada normal bu işi bilmeyen dışarıdaki birizler için daha da bazı askerler için bile söyleyeyim. Orada hani tank, top, üst deyince işte komandolar, vesaireler hmm. uçaklar, helikopterler. Değil mi? Hani sadece güvenlikle ilgili böyle unsurlar var askeri unsurlarında. İngilizlerin orada bir tane esas temel birliği var. Elektronik harp. Dinliyor ve kestiriyor. Evet. Bütün Orta Doğu'yu. Hem ticari konuşmaları, hem siyasi konuşmaları, hem askeri konuşmalarını, hepsini dinliyor ve kaydediyor. Hamas'ın Hamas'ın yani ne kadar efendim işte Tünelde de yapsa, yer altına da inse, değil. de. Hepsi İngilizlerin bilmemesi mümkün değil. Bunu bildirmemesi de mümkün değil. İsrail'e. Kesin bildirdi. Fakat bir şey var. İsrail bir, bir buçuk yılda bir tatbikat yapıyor. Aynı böyle yani ama tatbikat yapıyor ama bu gücü e, İsrail topraklarına aktarmıyor, yansıtmadan yapıyor. Bunlar alışlar. Ben hep şöyle diyorum yani yalancı çobanın yani Suriye kurt geldi meselesi. Bu defa gerçeğini yaptılar. Yani hakikaten bu bir baskındı yani. Tabii. Baskın, tabii. Peki komutanım biraz bizim tarafa dönersek. Türkiye bölgede 30 yıldır sınır ötesi operasyonlar, sınır kenarı operasyonlar, sınır operasyonları pek çok operasyon yapıyor. Geçmiş İçişleri Bakanı döneminde yani Sayın Süleyman Soylu'nun döneminde Süleyman Soylu dedi ki artık yurt içindeki bütün teröristlerin adını, adresini, cep telefonunu, göz rengini, saç telini bile biliyoruz dedi ve 75-80 tane terörist kaldı e, dedi. Fakat o tarihten bu Türkiye'nin verdiği şehit sayısı bunu geçti. Gerçekten 75-80 tane mi kalmıştı o günlerde? Ya, bir hiç şey önemli değil ki o. Şimdi şöyle PKK'nın ne yaptığını bilmek için Fatih Bey. Dünyada buna benzer mücadeleler nasıl oldu? Onları bilmek lazım. Yani Nugayen Giyabı, Hoşimini, e, Mao Fidel Castro'yu, ondan sonra hatta Arafat'ı, hatta Tito'yu, Alberto Bayo'yu, Alberto Bayo'yu. Bilmeden bunlar olmaz. Yani bu dünyanın her yerinde bu, buna benzer şeyler olur. Mesela biz bu Kuzey Irak kamplarını konuşacağız. Her girdiğimizde, o hep artık herkes de ezberledi o kampları. Bunlar hepsi Hakkari'nin altındaki esas evet, kamplardır. Zaman. Oradan tonlarca şey taşıdık biz. Ee, yayın. Hep bu yayınlar. Hep. şey Çuval çuval, çuval çuval. Hakkari Tugay'ın mahzenlerinde... Ne diyordu bu, o yayında? İşte bunların... Bunların şey, hikayeleri. Bunların hikayeleri. Bunların... E, bu, Bazılarının şeyler böyle bukletler halinde yapmışlar. Tabii herkese kitap veremiyorlar vesaire yapamıyorlar falan. Hep bu yayınlar. Yani bu... Başka ülkelerdeki benzer tabii, tabii, organizasyonların tabii, 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 yapıları, tabii, onların hikayeleri. Tabii, tabii tabii. Bütün zaten hep aynı. Yani ona benzemeye çalışıyorlar. Yani biz kabul edelim etmeyelim ama onlar kendilerine göre bunlar kırsaldaki gerilla taktikleri. İşte kent gerillası biliyorsunuz yani bunlar, bunların dünyada... Aynı konsept. Aynı konsept. Bunu uygulama, bunu yapmaya, bu tekniklere ve bu taktikleri şeye hayata geçirmeye çalışıyor PKK. Bütün dökümanlar budur. Bazılarının şeyinde de vardır. Yani arka çantanın içinde notlar çıkartmışlar. Evet. Herkese kitap veremiyor, herkese broşür veremiyor, herkese efendim, şey dağıtamıyor diyor. <laughs> Şimdi bu na, da şu görünüyor. Bunun safaları var. Birinci safa propaganda safası. Silahlı propaganda. <laughs> Silah elde ezerim, kırarım, yakarım, dökerim, haraca bağlarım asker alır. Bunu hangi bölgede yapmayı sürdürmek istiyorsa bu faaliyeti silahlı mücadele o bölgenin üzerine büyük bir baskı uyguluyor. PKK da bunu yaptı. yaptı. Yaktı, yıktı, öldürdü. Kurşuna dizdi. Hatta Kürtleri öldürdü en başta. Kürtler tabii hepsi. Yani Kürt köyleri zaten. Yani Kürt çocukları. Kadın, erkek, yaşlı hepsini. Bu propaganda dönemi. Korkutma, sindirme, kendine iade etme. Kendine bağlama. Tabi kılma. itaat ettirme. Benim dışımda hiçbir otorite kabul etmeyeceksiniz demek bu. Bunu yaptı. Uyguladı. O bitti. Bitti o safa. Bunu biz de Güneydoğu'da uyguladı. Yani biraz da Doğu Anadolu'nun kuzeyine falan çıktı. Bitti. İkinci safa ne? Ordulaşma safası. İşte Fırat'ın doğusu. Ordulaşma safası. Bu ikinci safa. Ha üçüncü safa dersin devletleşme. Devletleşme. <laughs> yani şu ama orayı bir bile kabul etmez. Mao bile. Gerilla bir şeydir. Kıymetlidir. Ama hiçbir gerilla yani gayri nizami harbin gerilla kısmı bir ordunun yerini tutmazlar. Ordu. Sonunda orduya geleceğiz. Şimdi ordu Fırat'ın doğusunda Yani Amerika ülke. iş kurulan ordu. Tabii canım Amerika. Canım. Her şey Ama Amerika. Ama Amerika, mı yani biraz önce anlattım. İngiliz. Ya, yani, ya 20 sene önceki Fransız generalinden bile bahsettim. Yani bırakın Hı -hı. hükümetlerini. Hı -hı. Bırakın batırın ortak fikri aslında. Batı, Batı değil, doğu. Hepsi. Yani bu, bu, şu Fransız piyade okulunun söylediği söz evet. normal şey mi yani? Hükümet sadece şunu Sadece hükümet değil Fatih Bey şeyle öyle bir bütün halinde. Askeri de öyle, siyasetçi de, de öyle. De, hepsi bu, bu, hepsi de. oraya şeyli. Yani biliyorlar, bekliyorlar, yürütüyorlar. E, her geçen günde hız alıyorlar. Onun için biraz sonra belki konuşacağız. Kuzey Irak'ın kuzeyinde PKK'nın o faaliyeti bu faaliyet. Tamam da adam burada. E zaten bunun ikisinin Fırat doğusundan, Fırat'ın doğusundan Fırat Doğusu, Dicle ve Zagros dağlarına dayanmadan zaten bir Kürdistan'ı kuramazsınız. Coğrafya olarak bu. E bunun bir geri kalan parçası, herkes biliyor. Bir parçası İran'da, bir parçası da Türkiye'de, Türkiye. onlara göre. Bir defa bizim bunu net olarak böyle hani bir çerçeve, kıymetli bir şeyi, çerçeveyi alırız evet. ya, aynen bu, öyle bakmamız lazım. Bu konuda e, İsrail'le e, e, Suudi Arabistan'ın ortak açıklaması oldu biliyorsunuz. Yani bir Kürt devleti kurulmalıdır. Bu bu her ikimizin de ortak düşmanı olan İran ve Türkiye neden parça kopararak bu ülkenin zayıflamasını sağlayacaktır evet. diye Suudi Arabistan ve İsrail'in ortak açıklaması var. Biraz önceki işte bir bir bir, bir önceki söylediğimizin aynısı. Şey. Şimdi buradaki şey şu. <laughs> Biz ne yapacağız meselesine kadar geleceğiz. Tabii komutanım, şunu ver Türkiye'de 80 tane terörist kalmış olması önemli bir gelişme. Yo, mi yok hayır canım bu asayiş oluyor canım git bul adamı yani artık onun bir kıymeti yok. Ha, sayısal bir kıymeti yok. Ya, hiç, kalan ne olacak sayısında. onun kıymetinde? Şer neredeyse bulun kardeşim yani o kadar da şey değil ya. Bak, o kadar bak, da önemli değil sayıs. Asayiş sayısını. bak asayiş olayı başka bunu polisle, jandarmayla yürüt yap. Bunda bir şey yok ama o dert, o mesele değil, o dert değil. Sen PKK ile mücadele ederken getirip getirip bu 80 kişiyi bizim önümüze koyarken bu konuştuklarımız konular ne olacak? olacak? Bunları niye geri atıyor? o 80 kişiyi öne alıyorsun, 70 bin kişiyi bu tarafa atıyorsun. Adam her yerde hesap yapıyor, kitap yapıyor, plan yapıyor. İran başka türlü, İsrail başka türlü, Amerika her gün Fırat'ın doğusunda generalleri tatbikat yapıyor. Sen şeyle uğraşıyorsun. Ayakkabıymış, bilmem neymiş, saçının teliymiş. Ne bu? Bu bu işi kavrayamama demek. Yani sen, sen bu işin ne diplomatik özünü kısmı, anlayamıyorsun. Ne, ya hiçbir şeyini anlayamamışsın kardeşim ya. Özü de özü de yok. <laughs> özü de, gözü de hepsi bitmiş ya. Böyle bir şey olabilir mi? Bir de şu var. Halka mutlaka böyle bir mücadele yani bu yürüyor gidiyor ya hızlanıyor bana göre de hızlanacak kamuoyuna Fatih Bey bilgilerin net çıplak tok hiç yorumma sebebiyet veremeyecek gibi. Verilmeli midir bu bilgiler peki? Orta Buna... kırat bir adam Verildi. şu şu ana kadar konuştuklarımız yeni bir şey söylemedik ki. Hayır mesela e, bu bütün bu detaylar halkla paylaşılmalı mıdır? Hangi detay? şu bu bahsettikleriniz. E, bunu, bunu her gün her hep, hepimizin bildiği bir bu şey. Şeylere. Kürdistan kurulma meselesi hay, şöyle televizyonlar her akşam vermiyor mu? Fırat'ın doğusunda 40 bin evet. kişi geldiler, gittiler. Seriyor. Amerikan generalleri gidiyor, Yok, tatbikatlar bak, geldi, yapıyor geldi. Ee, bir şeyin eee kullandığı helikopter düşüyor, bir şeyler. Ya bu günlük, cari haber değil haber. mi bu? Başına Bütün televizyonlarda var mı? Bak. Hepsinde. Yok yanlıymış, yansızmış, muhalifmiş, bilmem iktidar yanlısı. Hepsi. Fark et, hepsini haber. E tamam. E bunları gördüğünde ne yapmak gerekiyor? Yap. Ya, gerekiyor? ya kardeşim bunu gördüğünde ya iki kulağın arasında bir organ var adına beyin deniyor. Bu bunu fark etmemesi mümkün mü ya yani böyle bir şey? Yani bu varsa iki kulağın. Bir ne yapacaklar? Kim? Bunu duyunca Türkiye ne yapması ya, lazım? ne yapması meselesi değil. İleride yapacağımız hareketlere halkı hazırlamış olursunuz. Yani zihnen ve ruhen hazırlanması lazım. Çünkü bir Fırat'ın doğusuna girmeye ihtiyacı bir gün gelebilir. Büyük kuvvetlerle gelebilir. Bir gün yani orada Amerika ile savaşma riski alınabilir mi? Onu söyleyeceğim. Bir gün Irak'ın kuzeyine büyük kuvvetlerle ama benim anladığım anda büyük kuvvetlerle girme ihtiyacımız doğabilir. Böyle giderse de zaten doğacaktır. Peki komutan bir etkisi oluyor mu? Ya? Hatıracaksınız siz benden çok daha iyi biliyorsunuz. 1980'lerde biz oraya 80 bin kişilik bir kuvvete girdik. Büyük bir güçle girdik. Hatırlayacaksınız o zamanları. 1986 veya 87'di galiba. Bir 92'de oldu. Hadi 92 var. 92. Ama o bitirmiyor mesela sonra Ama bitmedi. Ama ben söyleyeyim öyle yapılmaz ki. Nasıl yapılır? Tabii. Ya biraz sonra konuşacağız onu. Yani biraz sonra derken mecburen şeye geleceğiz yani şu kamplara, kamplara mecburen gelmez. geldiğimiz için. Yani siz diyorsunuz ki Türkiye gerekirse Suriyenin kuzeyine de girmelidir. Girme mecburiyetinde kalabilir böyle giderse. Bu bugünkü hükümet yarınki hükümet bilmem ne meselesi değil, belki 8 sene, belki 10 sene sonra bu bizim için kaçınılmaz hale gelebilir. Peki o zaman e, gelelim e, bu peş peşe süslü isimlerle andığımız operasyonlara ve bunlardan sonuncusuna çok da eleştirilmeye başlanan pençe kilit miydi? Evet, pençe kilit. Diyorum. Pençe kilit operasyon. Şimdi bu operasyon e, Türkiye'nin kendi sınırlarının biraz ötesinde, Kuzey Irak'ın çok da derinlerine girmeden, Irak'ın derinlerine girmeden, Irak'ın kuzeyinde, Türkiye sınırında dağlık bir bölgede... Bizim kampları yani bizim hepimizin bildiği, herkesin de saydığı, kadın erkek televizyon sunucularının bile artık ezberlediği, o Hakkari'nin altındaki bir sıra kamp. Yani eskiden beri PKK'nın kullandığı kamplarda... Avaşin, Masyan, biz... Hakur... Biz de tertipleniyoruz, evet. Evet. Ne, ne, yapıyor orada bu hareket? Çünkü uzunca bir süredir bu hareket sürüyor. PKK'nın kampları şöyle. Irak'tan itibaren Hakuk bölgesi var. Basyan var. Basyan. Avaşin Başin. var. PKK'lılar Avaşin der. Orası Mezikarya hı hı. Berçela var. Onu atlıyorlar. Arada bir kamp vardı. Onu Önemli, Bilinmiyor. onun bilemiyorlar. O, kadar kadarını bu hiç tespit edemediler. Bir Şivi kampı var. PKK Zap diyor. Bir de Metinan kampı var. Bunlar PKK'nın... hakuku saymadınız. Hakuk Haku en başta. En yani başladım. İran. Zanımdaki. Öbür tarafta da Sinat ve Haftenin var. Bu iki kamp şeyin altında. Söyleyeyim. Bildiğiniz üzere. Ee, Şırnağın altında. Fakat bu ikisi bu söylediğimiz hakkı altındaki kamplarla mukayese edilemez. Esas belalı yerler burası. Coğrafya olarak belalı. PKK kamp yerinden vazgeçmez Fatih Bey. Kamp yerleri iyi savunma sağlayan, iyi gözetleme sağlayan, su kaynakları olan, mağaraları da olabilen, bazılarında olabilen ve e, giriş çıkış yani tahliye imkanları olan, lojistik imkanları da kolayca ulaştırılabilecek yerlerdir. PKK ne yaparsan yap, buralardan vazgeçemez. Şimdi bu düşünce, bu düşünce, vazgeçemez düşüncesi, benim gördüğüm biz oralarda üstler kuruyoruz. Üstler. Fakat üst meselesi benim ta ha, Hakkari'ye atandığımdan beri hiç şey yapmadım yani kabul etmediğim ve uygulamadığım bir şey üstler. Çünkü neden? Benim şeyle, bizim şeyle ilgimiz yok ki. Yani toplakla falan ilgimiz yok ki. Biz gireriz. 21 kere girdik çıktık mesela. Yani bu saydığımız kamplara girdik çıktık, 2-3 günde darmadağına gideriz. Ne varsa mal mülk toplarız, vurulan vurulur, kaçan kaçan geri döneriz. 3-4 günden fazla kalmayız. Yani biz şimşek gibi geliriz, vurulur, dağıtırız, her şeyi alır gideriz. O şimdi gene gelir, gene tepesine binir. Ben top, Efendim bu kampları şey kullanmasın PKK, peki kampları kullanmadığı zaman PKK nerede? Bu kampların şeyinde değil mi? Güneyinde. Peki sen oralara gidebiliyor musun? Oralara operasyon yapabiliyor musun? Yok. Bırak gelsin kamplara. Ben de onun kamplara gelmesini bekliyorum zaten. Gel. Ben de geleyim. Bu savaş yani bu teknik ve taktikte gayri nizami çatışmada toprak falan önemli değil. Teröristin kendi söylemidir. Bize terörist lazım. Avaşin'e gelsin. Mesela ben e, Avaşin'e tarz ediyorum. E, bütün biz harekatın hepsini gece yaparız. Yani gece yanaşırız. Hemen e, sabahleyin şeye gireriz. Yani kamplara gireriz. Mesela Avaşin'e ben tarz ediyorum. E, 250 kişi hesapladım. Mesela Nisan'daki tarz. 250 kişi benim hesaplarıma göre, aldığım bilgilere göre şey bilgisi çok önemlidir. İnsandan, insan, insandan insana olacak bilgi. Cihaz, mihaz falan filan onlar hep ikinci dedi. Karşımıza 426 tane çıktı. O benim için mutluluk. Mutluluk mu? Tabii. Ben 400, daha ne istiyorsun? 250 hesaplıyordum, 450 çıktı. Bu mücadele böyle bir şey. Ben orada niye duracağım ki? Efendim hudutları garanti alalım. Ya ben hudut bölü komutanıyım. 25-26 yaşında. Aras boylarında, Rus otoduğunda böyle komutanıyım. İki yıl hudut koruma başka bir şey. Bu mücadele türü başka bir şey. Ben kendim de hudut bölük komutanıyım. İki yılda ben yaptım hudut bölük komutanı. 46 kilometre sorumluluğum vardı. 25 ve 49 numaralı şeyler arasında. Dört tane karakolum vardı. Bir şey daha var. O zaman karakollar bizim, Rus odunun karakolları hepsi taş karakollardı. Taş. Ne yaparsan yap. Mermi işlemez, roket işlemez, hiçbir şey işlemez. Şimdi ben Hakkari'ye gittim. Karakollar şey, köy evi gibi. Üstünde kiremit, bilmem, tuğladan, piriketten. bak Bahsettiğim 74-75, bahsettiğim 83. Nasıl yapmışız orayı? Taştan binalar, taştan gözetleme kuleleri. Burayı şuraya gitmek istiyor. Hududu korumak. Başka bir şey teröristleri bulup yok etmek başka, başka bir şey. Bir, bir defa şunu herkes bilir. Savaş sanatına yeni başlamış san, öğrenciler bile şunu bilmesi lazım. Diye bir tek formül vardır. Ara, bul, yok et. Ne Oraya girin. Ama ismi üstü ki. Sonra metin an belli. Zap belli. Berçala belli. Avaşin belli. Basyan belli. Hakuk belli. E bunları bilmiyor mu? Yani sen kendini orada üst kurup PKK'nın saldırmasını bekleyeceğine sen bırak o üst kursun sen git vur Yap, gel. o gelsin kamplara gelecek zaten o. Ben, ben onu, onu takip ediyorum. Biz mesela 21 kere yaptık. Niye 21 kere yapıyoruz? Çok değil mi? 21 kere gelmişler ya, kampa. Gelsin bekliyorum ben onu. Ya bir de şu var. Artık mesela 94-95'e doğru Hakkari'ye falan giremiyordu. Hakkari'de e, ee, Govent'te, Balkaya Dağları'nda üstleri yok ettik. Sümbül Dağı'nda yok ettik. Karadağ'da, Karadağ, Karadağ yok ettik. Kato yok ettik. Her yeri yok ettik. Yok içeride barınacağı yer yok. Oramara gittik. İki tane mağara vardı orada. 120'de bir tane, 100, birinde 120 PKK'lı, birinde 116 PKK. Lı. Yok ettik. Gel, içeri gel. Gelemiyor içeri. Oralara geliyor. E ben de seni bekliyorum zaten. Yani şöyle, Atmaca'nın kurbağayı takip ettiği gibi veya kartalın tavşanı takip ettiği gibi bir anda süzülüp alacaksın. Bunun başka bir yöntemi yok. Peki Amerika, siz o zaman özür dilerim parlaması geçin buyurun. Aferin. Amerika'nın üstleri var. Şeyde, yani herkes bildiği için, filmlerinde vesairede gördüğü için söylüyorum. Vietnam'da değil mi? Hep üstler. Bütün filmlerde dikkat edin. Yani Vietcong nerede saldır? Üstlerde değil mi? Hatırlayın. Evet. Hani üstlerde topları var, uçak savarları var, o var, bu var falan filan. Afganistan'da da aynı. Tabii. Sırf üstler yüzünden Amerika, yani operasyonlarda vermezler. Yani ormanların içinde bilmem ne, vadilerde falan. 56 bin ölü verdi. Vietnam'da. Vietnam. Şimdi herkes hatırlasın bak bunu duyan herkes Amerika'nın. O zaman yüzünden. şunu anlayabilir. Yani üst, üst demek, sabit demek, üst demek sen gözetleniyorsun demek. Üst demek sen takip ediyorsun demek. Üst seni en, en demek. zayıf anında ben sana mutlaka bir baskın yapar, mutlaka bir sızma tekniği uygularım. Ben mesela karakolları da Aydın İlter Jandarma Genel Komutanı der ki komutanım, komutanım kaldırın şu karakolları. Ya işte Oma Osman Paşa işte o hudut kanunu var mesela. komutanım kanunu mu anladık ama şimdi burada kanunluk falan bu karakollar karakollar yeri uygun değil ki çocuklar tam donatımlı teçhizat değil çocuklar buna göre eğitim mi? Bunu kaldıralım bu karakolları. Kaldıralım. Kaldıralım gene kurarsınız gene. Efem kanun. Ya ben ne yapayım karakolu? Ya kaçakçı gelecek bilmem. Ne kaçakçısı? Kaçakçı zaten ne her yerden geliyor. Yani onu, onu, da söyleyeyim. kaçakçı. Oraya karakol kurunca kaçakçı. Ne? Yani bilmiyor musun? Kaçakçı. Avcının içi gibi biliyor. Senden iyi biliyor her şeyi. Şuraya getirmek istiyor. Sabitlik. Devleti bu harekat de, tipinde asla olmamalıdır. O zaman şuna katılıyorsun siz. Yani bu Kartal Pençe e, Harekatı'nın... Kartal Pençe Harekatı yapılsın. Bu söylediğimiz kamplar var ya. Geleceksin. Fırtına gibi Hayır, Oraya yerleşilmesi yanlış şey, Oturma orada. Niye otur ben niye oturayım orada? Bir şey daha var. Bırak gelsin. Ya yuva kurma diye bir şey var. Ya. Çocuklar bilebilir. Yani serçeleri nasıl yazacağız? Yani bir kalburu bilmem ne nasıl? Buna benzer bir şey. Ben şey takip ediyorum. ben gel, zapa gel. Biz vuruyoruz. Ve hepsini de bir almak mümkün değil. Bir kısmı kaçıyor. Belli bir süre sonra gene geliyor. Onlar PKK da klasikçidir. ya yani öyle böyle kıvrak zekalar, böyle oyunlar falan filan yapamaz. Biraz sonra konuşuruz Gel, ben seni bekliyorum zaten gelmeni. Sen ne güzel. Ben gidip Kuzey Irak'ta böyle efendim tarla sürer gibi seni mi arayacağım? Toplanın bakayım. Bütün serçeler bu yeme gelin. Ben de sizi bekliyorum. Metin da bekleyeceksin. Peki bu kadar basit bir şey genel kurmayı bilmiyor mu şu anda? Ya ben genel kumayı falan bilip bilmemesi meselesi ben olayı konuşuyoruz? Bir de şu var yaptıklarımızı konuşuyoruz. Bir şey daha var. Tecrübe. Tecrüben kurumla ilgisi yoktur. Şamanın, şeklin, kadronun tecrübesi olmaz. Tecrübe kişiyle ilgilidir. Onun yaşadıkları ilgili. O gittiği an tecrübe gider. Bir şey daha var. Şu kamplarla ilgili vesaire daha sonra konuşacaksın. Mesela benim Hakkari'de gördüğüm Türk askerini Çanakkale'de hep söylüyorum bunu. Yani yıllardır söylüyorum. Çanakkale'de tarif edilen askerin cesaretinde hiçbir farkı yok. Bir, çok tahammüllü. İki, sabırlı. Üç de asla şikayet etmiyor. Türk askeri. Tabii, kesin. Sende böyle bir kaynak var. Gerçekten. Bu. Tabii, kaynak, senin böyle bir kaynağın var bunun. Ben de orada 8 bin subay 55 bin askere komut ettim. 26 ayda. Tabii. Bu, böyle bir kaynağın var senin. Ama tecrübe şu, bu, 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 bunu yapanlarla yapacaksınız siz bunu. Zeki kontrol ona, ona geliriz bunu yapanlara geliriz ama e, şimdi bir şey daha e, konuştu. Geçen gün e, galiba Sayın Solmaz Türk dedi ki, pençe bu harekat model olarak yanlıştır. Bizim orada sınır sınırın hemen dibinde çok zorlu bir bölgede yerleşik düzene ne ihtiyacımız var dedi. Aynı siz şey söylüyor, aynı şey, aynı şey sabit. Fatih Bey, benim bütün söylediğim şudur. Üstelik gayrizami, harp vesaire var yani. Ya, biraz önce saydık bu işlerin. Kızıl gömlekler bunlar. Bunların da kitabını yazdık. Hükümet ve terörizm, pro politikaları ve savaş şeyleri. Onun da kitabını yazdık. Şekilleri, hepsini. buradaki Burada bu çok bilinen klasik bir şey. Bunu anlatıyor işte. Ya. Da, Peki ya mesela bir bu, bekliyor, bir gel diyor ya gel. Peki burada mesela şimdi sizin savaştığınız günlerden bu günlere bir de bir yandan da müthiş bir teknolojik değişim var. Hı hı. Şimdi o zaman Türk ordusunun malzeme sıkıntısı da vardı yani termal kameralar bugün düzeyde şey değildi ve hatta çoğu yerde yoktu. Bugün artık en önemli helikopterle uçamıyordu helikopterler uçamıyordu. E, helikopter sayısı yetersizdi. Askerler 20 yaşında. Askerlik mükellefiyetini alın bu çocuklar. Evet. E şimdi mesela bakıyorsunuz işte elimizde çok övündüğümüz ve gerçekten iyi olduğunu söylenen dronlarımız var. İşte termal kameralarımız var. Bütün bunlar bir işe yaramıyor mu orada? Yarar. Bir yere kadar. Savaşı makineler yap ve silahlar yapmaz. İnsanın ruhu yapar. Tamam. Generalleriniz istiyorsa en cesur bin çocuk. Yanlış bir vadiye sok. B bitmiştir. bitmiştir. Generalleriniz. Bugün Türk bölgedeki bölgedeki sorun o mudur sizce? Bölge genelinde bilmiyorum kim var ne var falan. Benim söylediğim şey savaş sanatı prensipleri. Prensip Genel her şeydir. Yani. Onu olmadan olmaz. Ne diyor Evet, 10 bin kişi yanlış bir istikametten sevk ettik. Waterloo'da Napolyon'un yaptığı, yaptığı gibi. gibi. Kroçi denilen bir general Maraşal'in 32 bin kişiyi boşa harcadı. Generalleriniz. Bir de şu tecrübe, şunu da söyleyeyim. Yani tam iyi. Bir subay, az subay, uzman, onbaşı, çavuş, az subaylar. Üç kere büyük muharebeye girmeden bu çatışmanın ve muharebe tarzının tecrübesini elde edemezler. O bana ateş etti, ben o da bana ateş etti. Böyle değil. Dağlarda, vadilerde, karda, e, derin karda, şiddetli soğukta bu işleri yapacaklar. Üç kere yapacaklar. Büyük muharebeye girip çıkacaklar. Başka türlü subaylar dahil, er dahil. Başka türlü tecrübe O ona ateş etmiş, bu da buna. av mı yapıyoruz, avcılık mı yapıyoruz? Avcılık, avcılık mi burası? oraya girecek. Şunu yaşayacak. <laughs> en seçme yani daha daha koman o zaman Türkiye'nin tek bir, 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 bir tek gün. en seçme çocuklar. Birinci gün yiyecek de yani şöyle ya birinci gün ikinci gün üçüncü de bir sıkıntı çekmeyiz de daha sonraki günlerde yiyecek ikmali zorlanıyor hava kötü gidiyor bilmem ne gidiyor falan bir gün yemedin iki gün yemedin Üç gün yemedim. Hani suyu, kar suyu falan idare edebilirim. Dört. Ama beşinci güne geldiğince ne oluyor biliyor musunuz? Vücut iflas Vücudur. ediyor. Çocuklar kısmaya başlıyor. İşte bunu kastediyorum. Bunları hep herkes yaşayacak. Genelde subayı da, az subayı da, er baş de hepsi yaşayacak. Böylece pişecekler. Başka türlü, başka türlü mümkün değil. Çatışmaya gireceksiniz. Büyük çatışmalara gireceksiniz. Büyük çatışmalar yaşayacak. Ve şöyle, Gece muharebelerini de yaşayacaksınız. Çünkü geceyle gündüz çok farklıdır. Yani insanın algıları değişir, gözlemleri değişiyor, duygular Bildiğin değişir. Her şey veriyor. değişir. tabii. Ve şimdi bu tecrübe işi şu, mesela Roma'da bilirsiniz yani imparatorluk muhafızları vardı Roma. Napolyon ordularında biliyorsun imparatorluk muhafızları var. Bunlar bütün savaşlara girmiş. Yani 20 yıl, Napolyon'u 60 yıl savaşmışlar. Bunlar imparatorluk muhafızları diye en tecrübeli askerler. Bunları bile üçe bölüyorlardı. Bir, yaşlı muhafızlar. iki orta muhafızlar. Üç, gençler. Üçü beraber. Kıtı. Ve şöyle, bunların karşısında biliyorsunuz hiçbir şey duramaz. Yani Avrupa ordusu, hiçbir yani mümkün değil. Bunlar bir İngiliz ordusu, Wellington'un ordusunu 12 tabur tarz eder. 34 bin kişi. Neden biliyor musunuz? Yani hep tecrübeyle hayatta kalmışlar. Hep tecrübeyle muharebeyi en iyi yapıyorlar. En iyi yapıyorlar, en iyi biliyorlar. Çünkü sezgileri çok gelişmiş. Kendilerine güvenleri var. Mesela, ya, muharebede biraz şey olacak ama hissetme diye de bir şey var. Sen hissedeceksin. Peki komutanım. Şu bir şey dedi, çok konuşuluyor. Ee, sosyal medyaya çok yansıdı e, o görüntüler. Türk askerlerinin baskına uğradığı üstler. Üst dedikleri şeylerin aslında kara gömülmüş bir grup çadır olduğunu görünce insanlar şok oldu. Ya bu muymuş? Bizim Ama bunun gömülüyor. çok iyi açıklanması lazım. Yani Orası Üst, nedir? Yani. Üst nedir orada? Böyle bir üst, olur mu? Böyle bir üst falan olamaz. Ya. Orası ne ya? Salaş bir şey ya. Öyle bir şey olamaz. Yani e, ben de gördüm onun. E, söylüyorlar bana, gösteriyorlar ben. Ya orası acıze bir yer ya. Öyle bir şey olamaz. Ni? Orada insan mı insan yaşamaz kardeşim. Öyle bir şey yok ya. ya bir gün belki kalır. Yani bir, çok ya, sıkışmışsın e, bir gece kalırsın belki de. Ya bir dakika. Ben orada niye kalayım ya? Orada o sırada kayalıklar var, oyuklar var bilmem ne var. Orada niye durayım? Oralar daha sıcaktır. Ben sana çadır dediğin dedi ki. Eğer böyle bir hava koşullarına maruz kaldıysak onun başında kim varsa askerleri bir kilometre, iki kilometre kuzeye çekerim, güneye çekerim, geriye çekelim. Kaya kovuklarının altına girelim. Oralar hep sıcaktır. Hatta altları bazen topraktır. Yani toprak ne olursa olsun bir ısı verir. Orada niye durayım ki? Ben onun ne olduğunu anlamadım. Orası acı bir şey yani. Peki doğru mu o sizce? Ben insanlar onun içinde insan olduğunu mu düşünüyor? Öyle soruyor evet. Onu. Evet. Orada insan yani yaşar askerlerin onun hayır. içinde kaldığını düşünüyor. Hayır hayır. Ama yok. orada mı baskın olmuşlar galiba askerler. Ya Orada baskına uğradıysa yani bu çok vahim bir şey. Yani o hal eğer onun içinde insanlar varsa bu kabul edemez. İnsan yaşıyorsa. Bana göre orası böyle bir şey gelmiş. Hani sivil gezginci gruplar var. Dağcı grupları o grupları, öyle o grupları falan filan. Veya bir avcı grupları evet. böyle meraklıdır. Kışın işte ayı vuralım, onu vuralım bilmem ne, domuz vuralım falan. Ancak öyle bir şey zamanında kurmuşlar. Belli bir süre yani oradan istifa etmişler. Sonra terk edip gitmişler. Ben onu öyle Oranın askeri yani bizim şeyimize Nasıl söyleyeyim? Düşüncemize, tecrübemize, görüşümüze falan... bir şey yapan hiçbir şey yok orada. Yani çok acıl bir yer bir şey orası. Yani Olamaz, kabul edemez yani öyle bir şey. Şimdi bir başka şey. Or, 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 orada belli ki bir baskın olmuş. Ee, orada veya başka bir yerlerde neredeyse. Ee, yani orada askerlerimizin konuşlandığı, üstlendiği, neyse artık beklediği... pusu attığı yer diyelim neyse... orayı baskın olmuş. Ee, bu baskınları önden görmek teknolojiyle, dronlarla, şunlarla, bunlarla yakalamak görebilirsin değilmiş. tabii. Görebilsem bunları görememişsiniz. Şimdi bir defa bir şey daha söyleyeyim. Şimdi PKK efendim havalar kötü gitti. Bugün gidip e, Hakuk bölgesinde hukuk anlatmamız lazım. Çünkü çünkü önümüzde çok çıkacak bu hakuk konusu. Efem Hakuk bölgesinde bir şey var. Hakuk değil orası da bir üst var oraya gideyim. Hakukla Hakuk bölgesinden metin arasında Fatih Bey 182 kilometre mesafe var. Tabii, buradan buraya. Zaten 220 kilometre Hakkari'nin sınırı. Hı hı. Tabii. Birisi tam köşede İran'a dayalı. Öbürkü de şey metin bittikten hemen sonra bizim serbest karakolu var. Oradan sonrası da şey, şeydir, Şırnak'tır. Yani 220 kilometre. Arada yani 182 kilometre yakın bir yer var. Şimdi burada bir defa bu planlı bir sağa bir sola saldırmış. Yani bir en uca yani doğuya bir de en batıdaki Hakkari ucuna. diye saldırmış peki? Şu, bu planlı. Bu, 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 kendi kendi bunu bunun olmadı. taktik veya stratejik evet, amacı tık, ne olabilir? Bu şey yönetiyorlar. Yani onların bölgelerinin koordinatörü denilen adamları var. O da ne elde etti PKK bu saldırıda? Ha, şimdi bunu ne zaman, niye yaptı meselesine gelebilir? Bu İsrail Hamas Hamas meselesine kadar gider. Ha, gidebilir. Gidebilir diye ya işte sen devamlı şey işte İsrail öyle İsrail böyle İsrail öyle İsrail böyle falan filan. Yani senin kandil dediğin yerde Mossad ve siyai ajanları pin atıyor. Evet tamam. Bu, bu şu hava kandil buralara çok uzakta ya yani 140 130 140 kilometre bütün bir kandil mandil falan sanki böyle zendi oradan gidecek bir şey hiç alakası yok. Kandil de Zagros dağlarına dayalı Öbür bu tarafı biliyorsunuz İram, İran, bu tarafı şey. bir şey. ve Irak'ın içinde, içinde var. Bir de şöyle Bar Tarabani bölgesi. Tarabani aşireti tümden PKK destekçisi. Evet. Ve Ve PKK'lıdır. Hiç. Mesela bu hakuk altında biz de hukuka şey yaptığımızda onların köyleri falan neredeyse isyan ediyordu tamamen şey pek hakadır. Yani hakuktan e, şeyi e, sınırı takip ederek, Zagros dağlarını takip ederek gidildi. Olduğu gibi şeydir. Talabani bölgesidir. Evet. Ve şeye benzemezler öbür tarafta yani Barzani. E, tabii, tabii tabii tabii. Kesinlikle şeydir. E, bunu neden konuştuk? Kandil de Talabani bölgesidir. Biliyorsunuz. Evet. Süleymaniye zaten. E, şimdi Evet. İstemiş olabilirler. Bunu göz ardı edilemez. Tabii. Birisi talep etmiş olabilir yani. Evet, evet. PKK'layan Türklere bir saldırı. Evet. Çünkü neden? PKK kalıpçıdır, kalıp. PKK Ekim sonunda Kasım başında Eylemi, eylemi, keser. keser. aynen öyledir. Tabii. Aynen öyledir. Nisan'da da kadar hareket, hareket yani hafif hareketlere başlar. Yani hangi grup nereye gidecek, hangi faaliyetleri ölecek. Ama kışın Şimdi, saldırmaz asla. Asla. Bu normal değil. Bir şey daha var. Yalnız. Bu akşam karar verdi, yarın akşam PKK saldırdı. Böyle de. Olmaz. Dolayı. PKK oraları 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kere keşfetti lazım. PKK sağlamcıdır. Öyle e, gidelim bakalım kısmetimizde ne, öyle değil. Bir üssü takip ediyorsa veya bir karakol çevresindeki nöbetçiğini, Fatih Bey bir keşif kolu gelir. Bu iki veya üç kişi geçmesi, türbünlü vesairedir. Bir ellerinde kağıtlar, kalemler vardır, işaretler. Bu keşif kolu bir gün gider, iki gün gider, üç gün Dördüncü gün o keşif kolu eğer orada tespit ettiği A makinalı tüfeği yeri değiştiyse, PKK başka bir keşif kolu gönderir oraya. Yani bunların da acaba bir yanılgın mı? Sonuç. Hem Metin hem de Zagros dağlarına yakın burası. En az 1, 2, 3, 5, 5 keşfedilmiş. Biliyor, hazır ve işte yani düğmeye basma veya talimatlandırma safası <laughs> safhası var. Buraya gelin. Peki bu keşif kolları yakalan ya, e, farkına varılmaz mı? E, varılabilir ama zordur yani. Şey ha, çünkü, bir, mesela yani, ya, bu, mesela o siz bölgede yıllarca yani... komutanlık yaptınız. Ben gaz binlerce kere, binlerce abarttım ama onlarca belki yüzlerce kere bölgeye gittim. İşte eskiden telsiz konuşmaları çaprazlanırdı. E, teknik takip yapılırdı. İşte bir sürü neredeyse isim isim teröristler bilinecek noktaya gel. E, daha bir istihbarat ağı vardı Türk ordusunda orada sizin dönemlerde. Bugün bunlar yok mu? var mı yok onu bilemiyorum. Buradaki şey şu. Bu keşifleri biz fark edememişiz. Böyle tesadüfen bir, bir, bir yola düzenelim. Ya bu bir günde olmaz mı? Yani? Yok mümkün değil. Yok. Böyle bir şey, teknik yok. Ya PKK dediğin bazı taktikler ve teknikler uyguluyorlar. Yani işte o dökümanlar, kitaplar vesaire... Hep bu... yani PKK bu iki kampa, evet doğrusu bu iki üsse saldırmadan evvel oralarda en az 4-5 keşif kolu olamıştır diyorsunuz. Bir. 2 3 kesin. 4 5 6 7 kesin rahat yapar başka türlü pekökü bir daha söylüyorum. Çok yani inanılmaz Kuralcı derecede sağlamcıdır. keşif kollu değiştirir Ha tespit etmeye gelince edebiliriz de, etmeyebilirsiniz de. Ama iki kişi kolay değil o da, dağlık kayalık yerlerde. Evet tabii. Ki ama geldiler bakmışlar. Yanlış şu var. Peki bu üstler sadece Hakuk bölgesinde veya Metine bölgesinde mi? Arada 180 kilometrede mesela Basya'nın açığında veya Avaş'ın açığında, Berçala'da, Zaptada da üstler var mı? Onların keşiflerinin yapılıp yapılmadığını nereden biliyorsun? Tabii. Yani şu anda Türkiye'nin diğer üstleri de tehlikede mi? Hayır o, oraları da mutlaka yapmıştır. Yapar ya bu ya otomatik bir şey ya güneş doğudan doğar batıdan Yani bu keşif kaçınılmaz bir şeydir. Böyle tesadüfe bağlı ben üste yanaşayım. Karakola yani yanaşayım. O şans eseri bir karşılaşma. Hayır, kadar oradan hayır, geçiyordu hayır, hayır, geldiler. Hayır, değil. Şans eseri karşılaşma olur. Harekat alanında. Hakikaten. o başka. Ama böyle bir şey. Ya ikimiz de hesapsız birden karşı karşıya gelebiliriz. Ve çatışırız. Bu başka. O, bu çok o özel bir şey. Yani bir vadide iki tarafta baştan birbirini bilmez kabileler gelirken bir anda karşı karşıya gelebilirler. PKK'lıları Türkü çağırırken omzun şey silahında omzuna kalestikun atmış halde bir anda karşısına çıkabilir. Kendini şey yani garanti görüyor. Yani rahat. Halbuki biz de onun tam karşısından biz geliyoruz. O zaman çatışırız. İki taraf çatışır. O başka bir şey. O tip şeyler e, bu yani bölgeye girdiğinizde yani e, harekat alanının içinde girdiğinizde bu tip şeylerle karşılaşmanız muhtemel. Bu doğal bir şey. Yani o hani e, Ama bu öyle bir şey değil. Hesap kitap bu şanssız bir karşılaşma değil. Hayır, bu değil. hesaplı kitaplı bir karşılaşma. Peki komutanım şimdi yine bu olay olduktan sonra hemen misille cevap verdik. 180 işte 40 tane PKK'lıyı öldürdük. 26 teröristi imha ettik. İşte ne kullanılması ne onun başka bir tabiri var şimdi aklıma gelmiyor. Badem edebiliyoruz. Niye onlar saldırmadan etmiyoruz bunları? E şimdi genelde e, t, 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 tabii doğru. Bu mantıklı bir şey. Yani halk da böyle düşünüyor. Eğle, halk da böyle düşünüyor. Ben sizin Öyle. yani düşündüğünüz halk da düşünüyor. Mesela bir çatışma oluyor. Biz kayıp veriyoruz, şehit veriyoruz. E, arkadan işte uçaklar ah. Teröristler misliye cevap verdi. Bilmem şimdi kaç kişiyi öldürdü. Şimdi böyle olunca bu halk, ya bu bu, bu bu yani bu propaganda'nın bir parçası gibi öyle mi? Halktaki etkisi öyle olmuyor. Tabii. Onu söyleyeyim. Bundan kaçınmak lazım. Evet, bence de yanlış Propagandayı bileceksin. Yanlış bir Ay, propaganda. Çok özel bir teknik. Yani propaganda taktik, örtü ve aldatma da çok profesyonel bir iştir. Öyle herkesin de işi değildir. Onu söyleyeyim. Bu mesela Fatih Bey, bu belirttiğiniz şey bütün halkın dikkatini çekiyor şey. tabii. Herkes de farkında bunun. Madem bunu zamanında niye yapmadın diye. Evet. Şimdi bir mesela kıymetli bir konudan bahsedeyim Mesela Hakuk'ta üstleniyor değil mi? Hakukta Bu iş Hakuk'ta falan değil. Hakuk'ta üst falan olmaz. Hakuk, Zagros dağlarından çıkan Barazgil çayının da şeye kadar. Bizim 2081 rakımlı tepemiz vardı. Durcan Valisi'nde. 20 kilometrelik bir vadi hakuk. Yandaki dağlar 3000 metre. Hakuk'ta PKK'nın 9 tane kampı vardı. Hakuk bir bölge. Hakuk kamp diye bahsedemez. Tek bir kamp değil, bir, bir yer 9 diye. 9 tane kamp şeyi var, kamp yeri var. Her kamp yerinde kaç kişi vardı tahminen? şöyle. biz Hakuk'a girdiğimizde 56 bir 27 bir, 11 kişi üç ayrı yerde karşımıza çıktı. Bir de arada böyle birkaç kişi, birkaç kişi, birkaç kişi çıktı. Fakat şöyle, biz oraya girmeden önce 250 kişilik bir grup oradan ayrılmış. 150'si Avaşin'e, 100'ü de ZAP'a gitmiş. Yani biz gelmeden oradan şey yapmışlar, çıkmışlar. Ama şöyle... Bizi falan geleceğimiz falan bu da biliyor, da mümkün normal, değil. Zaten bir şey hayır, biz, biz zaten şeyiz. Yani direkt havadan iniyoruz veya gece sızıyoruz. Ee, öbür kamplara gittiler. Yani Hı. onları o oralarda halletmek lazım. Ee, şimdi Hakuk'un e, 3 bin metri Biz 37 gün kaldık Hakuk'ta. 268 tane yeraltı deposu açtık. Böyle bir şey Gömü gömü. Yeraltı deposu. Ne var depolarda? 4 bin küsur mayın, 4 bin küsur roket mermisi, 4 bin küsur havan mermisi, sayısız şey, 500 bin piyade tüfeği mermisi, 500 bin. sayısız piyade tüfeği, Bixi, Kalashnikov, hatta bizden şey alınmış bir sürü G3 piyade tüfeği, bir piyade tüfeği falan. Ben teçhizatım ee, tamamını yaktırdım. Onları taşıyamayız. Bu anlattıklarım, miktarlar vesaire de hepsi o kan uykusu belgeselinde ve unutulanlar dışında kitabın arkasında fotoğraflarda bellidir. Yani böyle bu işe daha meraklı olanlar için söylüyorum. Şimdi hakukun içinde böyle bir kamp olamaz. Böyle bir şey yok. Bunu yanlış yapamayız. Çünkü biz harp ceredesi tutarız günlük. Harp ceredesinde biz olayın yerini tam koordinatlarıyla vermek zorundayız bundan 50 yıl sonra, 40 yıl sonra bu işi inceleyecek olanlar yanlışla gark olmamalı. Hakuk Barazgir Çayı, Durcan Vadisi bu kadar. Barazgir Çayı'nı bitiyor. içeride bunlar. Bunun içinde zaten 40 kişilik, 50 kişilik üst falan yapamazsınız. Hakuk'u Irak'a bağlayan İngiliz Köprüsü vardır. Yani vardı. Çelik Köprü, İngilizler. Ben onu 37 gün sonra tahrip ettirdim biz çıktıktan sonra. Parçaladım Hakuk öyle bir yer ki diğer kamplara kaç defa girdik çıktık. Hiç yapmadığım bir şey yaptım. Hakuk'u Durcan Vadisi'nden 18 kilometre şey bu demir çelik köprüye kadar bizzat yürüdüm. Sebep ne biliyor musunuz? Bu iç bölgeyi zihnime yerleştirmek için. Daha sonra da buraya gelirsek diye. Hakuk böyle bir yer. Onun için yani bu bizim gençlerin olduğu yer falan hakukun içinde falan olamaz. Değil. Şöyle böyle, hakuk dediğiniz zaman yanım, ya ölüm var. Siz gerçek kordu referansı tam vermek zorundasınız. Harp cehlesini tam geçirmemeyiz. Hakuk olmaz ki. Yok ki böyle bir şey. Böyle bir tanım olmaz yani. Ay öyle demeyeceksin ya. E, sen eğer referans alamıyorsan orada tepe var, sırt var, bilmem ne var onu alamıyorsan diyeceksin ki şu yükseltinin, şu rakımın, şu kadar bu doğrusu. Bu GPS milimetrik ölçek Bravo. Yani. Bunu söyleyeceksin. Hakukta bu, bu, zaten bu gördüğünüz şeyler Hakukta hakukta olmaz. Üstelik hakuku neyle tutacaksınız? Bir hakuku, biz girdik Dört bin kişi. Hakuk nasıl? Hakuku, bunu iyice herkesin zihninde yerleşim çünkü hakuk lafı ileride de çok geçeceğini zannediyorum. Fatih Bey hakukta şu ıı, Irak ve ıı, İran savaşı var ya, Orada hakukta İran tümenleriyle Irak tugayları çarpışmışlar hakukun içinde. İçinde ikinci Dünya bir filmleri var yani yanmış askeri kamyon Hı -hı. bilmem Hala duruyor mu? Evet. Hakukun doğusunda hakukun doğusunda yani İran doğuran. Ben bir de bir tabur indirdim oraya yani İran tarafına da kaçarlar. Aslında kitledik biz o hakuku Ben o aynı gün geri çekti. Niye? Binlerce mayın. İlerleyemedik. Bir yer Hayır. Şeyden kalma. Ha, evet. İran Irak yani Savaşı'ndan kalma. kalma. Ben onun temizlendiğini zannetmiyorum. Eğer siz Hakurk'un içine PKK'ların girmesini istemiyorsanız bir tek yer var orada. Yani o bizim tahrip ettiğimiz köprü. Kaldı ki o köprüye karakol kurardı şey. Dalyatepe vardır. Ancak orada. Ama o Dalya üst kursan ne olur? Neden bir faydası yok? Çünkü Hakurk'un doğusunda İran toprakları Zagros kampı var. Zagros kampının bir an üzerinde gene İran toplum Jerme Betkar kampı var. Oradan. oradan, destek oradan. Sonra 20 kilometre derinlikteyiz. Peki komutanım şimdi e, o e, ikinci baskının e ardından bu iki baskın galiba aynı anda olmamışlar. Sanki şey gibi görünüyor. Yani onu yani, aynı anda bence şöyle normal planlamada aynı anda olması lazım. Yani haber gitti an hı hı. şeye Hakkari bölgesine yani bu tarafa dikkati çekerken bir anda da şeyde ya yani, aralarında diyorum ya yani Metin anlere e Hakuk bölgesi nere? Ee, aynı anda şey yani e, bir oraya bir oraya bir şaşırtma e, yap, yani bir aldatma taktik örtü aldatma yapabilir. Veya planladı ve planladı ama biri bir takım sebeplerden Geçikti. bir gün geç kaldı. Tabii. Olur böyle şeyler yani. Ya olabilir. Abi. Olabilir. Ee... Azerbaycan halkın inandığı diye halkın inandığı başka şeyler de var mesela ya da inanmak istediği ya da propagandası yapılan tam bilmiyoruz şeyi. Şimdi ben bölgede uzun süre gazetecilik yapmış biri olarak gerek kuzey Irak tarafında gerek Türkiye tarafında benim bildiğim bir şey var. Türk ordusu kayıpları neyse bunu her zaman resmi olarak açıklamıştır yani. 10 asker öldüyse, 10 asker, 5 şehidimiz varsa, 5 şehit, 100 şehit, 100 şehit, 100 şehit, 100 Bugün halkın buna inanmakla ilgili kafasında şüpheler var. E şüphe şöyle, e, o şüpheyi yaratan nedenlere bakmak lazım. Sebep olmuş olmamız lazım. Sebep olmamız lazım. Değil mi Fatih Bey? Yani e, onun, onun silinmesi lazım. O doğru değil. Silmemiz lazım onu. Bugün hala doğru sayılar açıklanıyor mudur şehit sayısında özellikle? Kayıtlarda? Şimdi şehit sayısı tersini yapamazlar. Ama mesela 19 tane şey çıktı. Yaralı. yaralı. Ya bu ne demek yani 12, 19, 30 küsür oluyor bu. buradan şu yani bunlar bir baskın planlamışlar. işte o keşifleri yapmış. Baskın planlamışlar baskın taktik bir şey. Bir de teknik var. Yani bir de sızma var. Sızmayla baskın aynı şey değildir. Baskın benim bölgeme gelir. Gelirsin ama sızmada benim hakim olduğum egemen toprak yani yerinden içine de girmen lazım. Mesela bu sizin dediğinize başka bir örnek vereyim. Şimdi mesela şöyle bir şey demeyeceksiniz. Efendim işte bunlar oldu. Arkadan 626 tane mağara ve sığınak şey oldu. şey imha oldu. Niye daha önce olmamış? Mağara ve sığınak imha olmaz bir defa Türkçe. Cansız şeyler tahrip olur. Canlılar imha olur. Bir defa Türkçe Türkçe değil mi? Bir, bu var. İkincisi şu. Ben söyleyeyim. Hakuk konuştuk değil mi? 20 yani 20 kilometre 3000 metre falan. Madi. Hakuk'ta mağara yok ki. Yok. Yok. Bütün o dağ mağara var yok. Mu? Hayır. Kaya uyukları var. Mağara hiçbir şey yok. Ma Farkı mağara ediyoruz. şöyle. Mağara ağzı var. İçeri giriyoruz. 50, 60, 100, 150, 200 metre gidiyoruz. Hakuk'ta mağara yok. Hmm. Kaya Gel bir, şimdi bir şey yap. Basyan. Basyan'da da mağara yok. Basya, küçü Basyan küçük Basyan küçük Zap'ın açtığı vadi. Fakat Basyan'ın tam Avaşin kampına, Mezikai'de kampına geldiği yerde 100 metreden daha yüksek derin bir tabak kayalık var. Oradaki mağara var. İki mağara. İki. Gerçi eee Avaş'ını mağara yok. Kaya uyukları var. Gel kaya uyu ne kadar bir şey? Kaya şöyle senin şapkanın şeyi gibi, şemsi peli gibi böyle üst bizim üstümüzde şu var ya. Şu şunu biraz uzat. O kayaları evet. Ha bizde 5-10 metrelik bir şeyden fazla. Arkamızda yani. kayaya dayalım. Mağara o değil ki. Ya mağara gerçekten böyle dolu şey olur. yani böyle her yerde var. Ee, Gel zapa. Zapta 4 tane var. Siz bütün ekipmanları biliyor musunuz? Tabii canım yani kaç kere girdim çıktım o mağara başka başka. 2 tanesi 2 <laughs> tanesi şeydi. Yani derin, diğerleri daha sığ. Yani 150 200 40-60 metre arasında. Şimdi ne oldu? İki tane zapta, iki tane şeyin duvarında, nedir o? Ee, duvarında. Dört değil mi? Mağara bitti. Dört mağara. Bitti. Ya, dört, iki dört, iki de orada var, altı. altı. Bitti o kadar. Başka mağara yok. Diğerleri kaya oyukları. Kaya O zaman şöyle, dört, altı yüz mağara ve sığınak. Palavra. İki tane mağara daha var. Rejgar, Tobe, Cilo e, yani Buzul Dağları'nın arasında. E, oraya biz kışın da operasyon yaptık. İki tane derin mağara var orada. Birinde 120 tane, 120, birinde 116 tane PKK'lı orada saklanıyordu. 120, 116. Mağara hepsi bu kadar. Şimdi sen, şimdi şu, bunlar yani bizim propaganda da böyle bir şey söylememize gerek, gerek yok, yok. Fatih Bey. Buna ihtiyaç da yok. Ama bunun da yani pro, psikolojik harekat yani propagandayı da profesyonelce yürütmemiz lazım. Bu sonuçta psikolojik harekat yürüttüğünüz terör örgütü mensupları orada mağara olmadığını biliyorlar. Bilmez mi Bu sefer yani? <laughs> <O zaman>, diğer <laughs> söylediklerinizi <laughs> yanmıyorlar. ya onlar dinliyor tabii şeysiz onların için onlar onlar bakıyor kendine göre. Ya işte Türkler de kendine propaganda yapıyor. Peki bugün PKK ile YPG arasında bir bağlantı var mı size göre? Yani bunlar Ta beraber, Bağlantı yani... yok kendisi. Hayır. Yani iki, biri Suriye'de biri ya Irak'ta Hiç önemli. Değil. Aynı yumurta kizi. E, o zaman Kuzey Irak'taki PKK'ları da Amerika aslında eğitiyor. Eğitti bitti onların eğitimi. Bitti. Bitti. Yani, yani, onlar artık belli bir şeye geldiler. Şimdi geçen gün olayın olduğu gün konuştuğum bir siyasetçi, muhtemelen sizin de tanıdığınız bir siyasetçi dedi ki, bu işin içerisinde bir ülkenin istibaratı ve hatta belki askerleri bile olabilir dedi. Şey PKK'nın içinde mi? Yani bu saldırıda. Hayır, asker olamaz. Onlar o işi yapamaz. Ama siz bu saldırı emri normalde PKK'nın kış aylarında asla böyle bir etkinliği ya yok görülmediği bir örnek için yok, eşi yok, menendi yok, yok, yok böyle bir şey ilk defa. Ya bir de PKK'yı böyle 40 yıl var, PKK değişti mi, gelişti mi? Hiçbir şey değişmedi PKK'da. PKK'da böyle dön baba dön bek baba bir böcek vardır ya aynısını yapar, hiçbir şey değiştiremez, onu söyleyeyim. Mesela peki Amerikalılar bir şey öğretmiş olamaz mı? Ne öğretecek? O biliyor zaten. Ne öğretecek? Amerika ne öğretecek? O zaman ne eğitim veriyorlar pek kalır Amerikalı. E Amerika silah eğitimi veriyor, askeri eğitim veriyor. Yani bu Fırat'ın doğusunda Fatih Bey, yani ordu tipi eğitim ya veriyor. takım, bölük, tabur, hmm. alay kurular. Tabii tabii ordu. Gerilla savaşı eğitimi veriyor zaten pek Bir bekleniyor. taburun taarruz düzen alma, muharebe hattına girmesi, yaklaşması, yatması, kalkması, bir savunma tertibi alması, taarruz düzenine girmesi, sağ kanat, sol kanat Merkez, manevra. <laughs> tabii bu başka bir şey. Bu öyle değil ki. Bunlar tin 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 geliyorlar. Ee, birbirinin arkasına dizilmiş. İşte kiminde roket var, kiminde havan var. Yani ağır silah vesaire varsa onu da katır ve atlarla getiriyorlar. Bu hiç değişmedi. Hiç de değişmeyecek. Çünkü şöyle, bunun daha üstünde başka yer şekillere geçemez PKK. Çünkü büyür, görüntü artar ve yok olur. Yok olur, tabii bu, bu nevi bu, bu nevi savaşmak zorunda. Çünkü bir ordu olarak orada bir işe almaz. Ya işte bunun hani tam halk da ağa babaları bile yani bu bunun şey dönemi yani gay nizamı harp dönemi yani onlara göre gerilla falan biz reddediyoruz ama onlara göre öyle. Bu dönem diyor ki kıymetli bir dönemdir bu. Fakat Esas sonuç, yani elde edilecek siyaset veya bağımsızlık egemenlik neyse o orduyla kazanılır. O ordu onun dışında mı? Ordu olmalı. Ordu ne? Nereye kadar yapacaksın? Geldim gittim. Yani şu durdum. anda PKK bir sonraki aşamaya geçti. Geçti zaten. İki, Peki iki... bir şey daha. Üçüncü safa şu şeye götürüyorlar. Söyle ne söyler misin? Yani kuruluşa doğru. Devletleşmeye doğru götürüyorlar. Bütün mesele bizim bunun önünü nasıl keseceğimiz, yani nasıl engelleyeceğiz? Ee, neler yapacağız? Yani e, önce, önce tabii şey politikalar lazım, diplomasi lazım. Bir de e, silahlı hareketler lazım. Evet. Şu andaki e, durumda söylendiği gibi bu pençikli hareket operasyonunu bu şekilde artık yürütmek mi gerekiyorsa göre? Yani bizim oradaki bu e, üst dediğimiz bu nevi şeyleri bütün bunlardan sonra yapılacak şey şu. Bir değerlendirme yapılması lazım bir analiz, bir de sentez yapılması lazım. Eski tabirle bütün olup bitenin bir tahlil edilmesi, bir gözden geçirilmesi lazım. Net. Ne çıkar o gözden geçirmeden? Ben bana göre e, e, benim şeyim değişmez. Benim her zaman aynı şey. Arabul yok et benim. Yani. Ya, benim yani bizim sınır ötesinde orada duracağımıza biz yerimize duracağız. Onların kamplara gelmelerine izin <laughs> vereceğiz. Ve kampa geldiği anda da tepelere bineceğiz. Şimdi e, madem bu konuyla ilgili ben Hakkari'den döndüm. Ee, kuvvet komutanı Kore'ye gidiyor. Güney Kore'ye. Ee, ben de, bana, benim de yanında bulunmamı istedi. Biz de gittik Kore'ye. Bir hafta kaldık. Kore'ye bütün o birliklerini, çok dağlık bir yer Bilmiyorum gördünüz mü? Yani dağlık ve ormanlık bir yer Güney Kore. İşte orduları, kolordları, e, tümenleri o Seoul'de bizim normal şey e, şehitlerimizi, mezarlarını ziyaret ettik. Şeye gittik. E, özel kuvvetleri, bir, bir geliyor bir albay. Onlarda da işte terör anlatıyor. İşte Kuzey Kore var. Yani bilinen o Kuzey Kore. Ee, onun işte geliyorlar diyor. Aslında asker ama sivil geliyorlar diyor. Biz onları diyor yakalıyoruz diyor. Ama bazılarını diyor yakalayamıyoruz diyor. Dürüst ama Koreliler çok. Yani hakikaten de insan olarak çok şey insanlar. Ee, ama bazıları gelip şehirlerde suikast yapıyor, sabotaj yapıyor diyor. <laughs> ee, ben Albay'a bir şey sordum. Ben bir kez şey olarak kalktı. Albay biraz soruyu bir şey yaptı böyle hafif. Sen de dedi ki bir şey oldu hemen kor general kalktı. Ben dedim general cevaplandırayım falan. Siz ne de dedi yaşadınız bu işleri dedi. Yani e, Türkiye yaşadı bu terör meselesi. Bir her şeyi biliyorlar. Her şeyi biliyorlar. Siz olsanız ne yaparsınız dedim. Yani böyle biz işte geliyorlar dağlık bölge, ormanlık bölge. Ben dedim sizin yerinizde olsam şunu yaparım. Yani e, benim bana sorduğun için ben de teklifimi yapayım dedim. Yani ne yapacağımı söyleyeyim. Bir dedim sepetin içine binlerce solucan, solucanı doldururum, götürür o dağların üzerine atarım. Solucanlar gider onları bulur. Anladım general Tamam. Solucan. Yani gerillaya karşı gerilla tamam. hareketi. Yoksa ne? Ben o beyi ben de burada bekliyorum. Solucan. Doğayı bilenler bilir. Onu döktüğün an onlar var ya. Ve solucan durmasın. Ta ki bir şey böcek vesaire onu tutup yemesin, bölüp parçalamayacak. Bunu böyle boşaltacaksınız. Tamam mı? Solucanları. Bu işte bu şu demek. Ara bul. Ye, yok et. Son bir şey sorayım. şimdi sizin de içinde bulduğunuz 1999 sonrası yani Öcalan'ın ele geçirilmesinin hemen ardından terör örgütü büyük oranda yenilgiyi kabul etmişti ve artık bir eylemsizlik kararı vardı. Hareket etmiyorlardı. Bütün dertleri de işte Öcalan'ı kurtarabilir miyiz? Ocalanı. Eylemsizlik kararı çok doğru. Bu tabirleri yerinde kullanmak lazım. Buna bu mücadelede eylemsizlik kararından yani bunun bunun jargonu odur. Yani terminolojisidir. Donma dönemi. Hı, hı. E, Donma dönemi. Mi? Evet, donma. Dönüm. Donma. O dönemde PKK hiç hareket yapmadı evet, ve yapmaz. Aynen bekliyorduk. Lider kadrosu dediğimiz ele başları da terör örgütünün yenilgiyi kabul eden açıklamalar yaptılar. Hatta Öcalın kitabında bile biz bu savaşı kaybettik diye yazdı. Sonrasında birkaç senelik düşük e, yoğunlukta, de... hatta neredeyse yoğunluğu bile olmayan bir dönemden sonra evet. tekrar çıkmaya başladı. Niye çıktı PKK tekrar? O Türkiye o iyi değerlendiremedi mi? Şöyle değerlendirmesi, operasyonlar yapması lazım. Yani dolma dönemi yok olmadı ki pek. Evet, yok olmamış. Yani kişi de orada, silah da orada, varsa araç gereci de orada. Ya or or orada yapılacak şey şu. E onların donma dönemi bu diğer çeşitli dünyadan örnekler verdim ya hani Hı -hı. lider kadrolarını falan filan sayarak. Bu donma dönemleri bazen Fatih Bey 10 yıl 20 yıl sürer. Evet. Donma çok yanıltıcıdır. Ve şeye düşmemek lazım. Yani tuzağa düşmemek lazım. Şimdi e, burada yapılacak şey şu. Niye hareketlendi diye. Şimdi onlar şeyi din, gördüler. Söyle. Yani e, yargılama ne oldu? İşte ceza ne aldı? Nereye gidiyor falan filan. Bakıldı. E, bir kere daha tamam. bu e, Terörist başı tamam. Enterne edildi falan. Yeniden Yeni hamleye başladılar, yani bir kere daha başladılar. Yani silah bir kere daha durduğu yerden ele alındı. Madem öyle, şunu da sormadan bitiremeyeceğim. Hatırlayacaksınız, 2015'ler civarında ya da 2010'lar civarında bir süreç vardı adına barış süreci vardı Önce Havur e, felaketini yaşadı e, Türkiye. Oradan ders almamış olacak ki barış süreci başlatıldı. İşte akil adamlar, komisyonlar, şunlar, bunlar ve operasyonlar durduruldu. Kürriyen yanmış. O zaman o operasyonu bak PKK'ya güç kazandırdı mı? Kazandı. Kazanma şöyle. İşte hendek operasyonları falan filan diyor. Böyle yeni laflar koyuyorum. O iş bizde 792 çocuğun şehit olmasına sebep oldu. Ben onu duyduğumda yani bu hani barış süreci falan evet. filan silah bırakacak. Asla dedim. Asla. Yap, yapmayacak. Hayır. Yapmaz. Yapmayacak. yapmayacak. Şöyle. Öyle talepleri olur ki sen onu kaldıramazsın o talepleri. Ama buraya gel, bu tarafa gel. Talepten vazgeçsin. Asla yapmaz yapmadı. Yap yapmadı. O ne oldu? İşte değil mi? Yani varlık bilmem ne emir veren operasyon operasyon Tamam. İşte 790 çocuk. O dönemde o, o, o zafiyetten istifa ederek mi kentleri e, bu hendek savaşlarına hazırladılar? E tabii ya sen adam eli kolunu sallayarak dolaşıyor, ya, davul zurna çalıyor. Evet. Ya sen hiçbir şey yapmıyorsun. Görmemezliğe geldiniz. Görmezlik, görmeyin, bakmayın. Evet, ya, şöyle bir şey var. Bakınız bir şey söyleyeyim. Bu, bu, bu PKK meselesi daha çok yani bir laf vardır Anadolu'da. Yani bu pilav çok su, su Daha çok yazılıp çizilecek. O kimler o operasyon yapmayın emri veren valiler, kaymakamlar kim? FETÖ'cüler mi? Kim onlar? FETÖ'cüler Bir dakika. Fet hayır. FETÖ, FETÖ, meselesi değil. Siz bunu nasıl yasaklarsınız? Ve bu kadar çocuğun şehit olmasına sebebiyet veriyorsunuz. Bu işler 10 sene sonra, 20 sene sonra yargılanacaksınız. Bunu ismim kadar biliyorum. Siz mesela için bakma, iktidar belli, muhalefet belli, işte o geliyor, bu gidiyor falan filan. Bu o kadar değil. Bu PKK meselesi öyle değil. Tamam. Onlar kimlerse yaptınız mı siz bunu? Yaptınız. Sonuçlar bu mu? Bu. Tamam kardeşim. Geliyor. Siyasi emir aldım dersen olacak. Sen kanunsuz emirleri yerine getiremezsin. Türk ordusu da dahil. Bana kimse kanunsuz emir vermez. Yani siz daha bu plava su gider diyorsunuz. <laughs> ya belli şu konuştuklarımız her şeyden ortada. Buradaki şey şu. Bir tehlikeli bir şey var. Şey ısınıyor. Hep baştan biraz söyledik ya. Yani ım, Pasifik ısınıyor Fatih Bey. Bu Türkiye etkiler mi peki? Hayır yani şey ama e, oraya e, belli miktarda yani hava gücü, deniz gücü vesaire böyle kara unsurları falan filan. E, sonuçta şey yani koalisyonun bir parçası olmasan bile, yani bu saydığımız ittifaklara katılmasan bile, NATO diye bir şey kurum var. Onun mensupsu. Ee, bir... Nasıl söyleyeyim? Nasıl Kore'ye katkımız vardı 50'de? Yani herkes bir şey gönderdi. Biz de 1400 kişi gönderdik. Ona benzer bir şekil olabilir. Bir talep olabilir, olabilir. Peki Türkiye'nin NATO'daki varlığını nasıl değerlendiriyorsunuz? Şu anda... E eşit görünüyor yani. Lafa Türkiye NATO'da kalmalı mı sizce? Şu safhada kalması gerekiyor. gerekiyor Yani ya orada dişe diş göze göz. Yani, Tabii hep öyle yani, bir tartışma. Amerika kavga. ise Amerika, İngiliz ise İngiliz. Yani bunlarla dişe diş göze göz. Yani e, diplomatik, diplomasi de bir savaş türü. Ha. E bunu iyi yapacaksın. Yani ne zaman duracağım? Ne zaman geri çekeceğim? Ne zaman kuşatacağım? Hayır. Ne yapacağım? Yani bu, bu, bunu uygulayacaksın. Yok buradan çıkalım. Ne yapacağız? Çıkıp nereye, nereye Herkes gidiyorsun? gitmiş zaten nerelere gidiyor? Herkes Pasifik'te ittifak 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 yapıyor. yani nereye? Yani ne yani mı olacak bu iş? Rusya'nın hali belli Ukrayna'nın karşısında. Ne olacak yani? Balkanlarda durum. Balkanlarda bir sıkıntı da şeyle şu Sırbistan Kosova meselesinde. Orası da her an çatlamaya hazır. Biliyorsunuz yani 2-3 ay önce Sırp ordusu geldi Kosova falan aman yapma etme falan et. filan öyle, ancak öyle durdu. <laughs> Peki Gazze meselesi nasıl sonuçlanır? Sonuçlanır mı? Sonunda Uzar mı? şey olacak yani ateşkesi olacak. Ama işgal ettiği yerden çıkmaz. çıkmaz. Çıkmayacak. Bir çıkmaz. Ben şey oldu yani o kadın ve çocuklara yazık yani böyle bir muharebe mesela ben meskun mahallelerde Muharebelerde, meşgul mahallelerde, muharebelerde e, şey hani şey özellikle 2. Dünya Harbi'ni falan. ya Böyle bir şey hiç olmadı hiç ki, ol. Fatih Bey. Yani hiç bu, olmadı. olmadı. <laughs> bu, bu, ya, Savaş da <laughs> böyle bir şey ya, Şerbov Yarımadası'na çıktıktan sonra müttefikler günde 1500 sortu ile Berlin'i yerle bir ettiler. Gene böyle bir sonuç çıkmadı. Niye çıkmadı? Çünkü binalar, taş, her binanın altı biliyorsun sığınak. sığınak. Böylesi. İkinci Dünya Harbi'nde de, de olmadı. olmadı. Moskova'da da olmadı. Öyle söyleyeyim. Yani şeyleri sayıyorum. Paris'te zaten biliyorsun. Hiç olmadı. Yani, olmadı. yani diğer şey. Yani Belçika, Danimarka şöyle bir göz gezdireyim. Hiç, Yok. Yani e, hatta sert girder biliyorsun. Böyle bir ya, yani. bile olmadı. Polonya'ya çok acımasız girder biliyorsun şeyler. Almanlar yani ilk Polonya saldırıcı. Asla olmadı. Bu ne ya? Böyle bir şey olamaz. Bir de şu var. Kim utanacak? Yani bu, bu dünya ya Birleşmiş Milletler var, güya NATO var. Yani, ya durduramıyor. Birleşmiş Milletler ne bir iş yapıyor? Ya bir tane Netanyahu'yu ya bu, bundan önce de şey vardı, Birleşmiş Milletler, yani Milletler Cemiyeti vardı. Ne, o da aynı, aynı. bu da aynı. Bu şey, yani bir eyleminiz yok. Yani bu katliamı durduracak, önlük edecek bir eylem yapmıyorsunuz. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Kaldı mı konuşacak? Konuşmadığımız konuşmaz gereken. Şöyle hemen hemen yok. yok. Şöyle yok. Bir de ben ilk defa yani yıllardır şu son olaydan sonra şu 6 12 çocuğun şehit olmasından başka onların rahmetli olmasından ya bu kadar şey duymam yani halk çok üzüldü yani yani ruhu parçalandı, yüreği parçalandı, kalbi parçalandı. Çok etkilendiler. Evet. Bir, çok, ama hızlı unutuyorlar. Çok dikkatli ama şöyle... E, bu kadar... E, her zaman yani... O, o pençe kilitten biliyorsun yani hep böyle 80'e yakın şey oldu yani şehitler, şehitler 1-2, 1-2, 1-2, 1-2 evet. falan. Ama bu çok yaralayıcı oldu. Ve ben çok çok umutabileceğini falan zannetmiyorum. Şey, çok önemli. Bundan sonra benzer yakın bir tarihte asla böyle vakalar olmamalı. olmamalı. Olmasa vermemeli. hayır vermeli. Ne yapılması gerekiyorsa mutlaka yapılması lazım. Bence de. Komutan çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Değerli izleyiciler, konuğumuz Terli efsane generallerinden Osman Pamukoğlu idi. Hem bölgeyi anlattı, hem Türkiye'nin çevresindeki yeni oluşan durumları ve bunun yarattığı risklere değindi. Hem de çok önemli bir şey söyledim. Ee, dedi ki, PKK'nın tarihinde kış günü bu hava koşullarında yapmış olduğu bir saldırı yoktur dedi. PKK, Kasım sonu gibi eylemlerini sona erdirir, kendini kış konumuna çeker ve Nisan ayında yeniden hareketlenmeye başlardı. Bu saldırıyı dedi, ben biraz bölgedeki gelişmelere ve Türkiye'nin İsrail'e karşı takındığı tutuma bağlıyorum. Büyük ihtimalle PKK'ya bu eylemi yapması bir dış güç tarafından yani bir başka ülke tarafından emredilmiş bir görev olarak verilmiş olabilir. Ve PKK'da bu eylemi öyle şansa değil günlerce bir tespit yaptıktan sonra, arazi incelemesi yaptıktan sonra gerçekleştirmiş olabilir dedi. Bu önemli tespitle beraber bize sohbetimizi ve bu acı olayın cereyan ediş biçimiyle ilgili kendisinden aldığımız bilgilerle programı noktalıyoruz. Herkese mutlu, keyifli gün diliyorum. İnşallah böyle bir şeyle bir kez daha karşılaşmayız. Hoşçakalın.